İstanbul'da bazı minibüsler 8+1 taksilere dönüştürülmüştü. Ancak o taksilere, özellikle de Anadolu yakasındakilere kimse binmiyor. Vatandaşa pahalı geliyor, müşteri bulamıyoruz diyen o taksiciler bakın nasıl isyan etti. İlk önce esnafa cazip geldi ama mağdur esnaf iyice mağdur oldu. Esnaf burada, başka var nerede? 5 aydır arabalar kapıda yatıyor. Müşteri yok, yani hepimiz mağduruz. Anadolu yakasındaki 8+1 taksiciler isyanda. İddiaya göre kredilerini ödeyemez oldular. %80'i kredili bu araçların. Kredimizi çıkaramıyoruz. Dahası turist dışında müşteri bulamaz oldular. Yani İstanbul'da sadece tarihi yarımadadaki 8+1 taksiciler iş yapabiliyor diyorlar. Diğer bölgelerde yolcu bulamıyorlar. Çoğu müşteri onları sarı dolmuşla karıştırıyor. Abi ben tek kişiyim, bu bana fazla büyük gelir diye aracımıza binmek istemiyorlar. Bakın ailece onlarca taksici nasıl isyan ediyor. Millet kara kara düşünüyor. 800'lük araba 1800 oldu. Hayal kırıklığı, hem de nasıl hayal kırıklığı. Senetimiz var, sepetimiz var, geçimimiz var ya. Hem İstanbul halkı tercih etmiyor bunları, fiyatları pahalı olduğu için, hem de esnafımıza maliyetli. Bu 8+1 büyük olan taksiler kilometre başına 17 lira 90 kuruş yazıyor. İşte bu da taksicilere göre vatandaş için pahalı ve bu yüzden tercih edilmiyorlar. Arada bir %30 fiyat farkı var. Turizm aracı olarak görüyorlar. Bize binmek isteyen diyor ki siz Arap taşıyın diyor. Biz Arap için mi geldik buraya? Niye bu taksiye binmedin de bu taksiye biniyorsun? Biz kendi isteğimizle geçtik. Fakat geldiğimiz noktada maalesef bu araçlar yerli vatandaşa hitap etmediğini öğrendik. Kargo gibi işte yük taşımak isteyenler falan genelde hep bizi tercih ediyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi eşyalar taşıyoruz. Özetle 8+1 taksiciler mağduruz diyor ve araçların bir an önce 4+1'e dönmesini istiyor. Biz asla bunu satmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Satmıyoruz, satmayacağız.